Soner Yalçın, Sözcü Gazetesi, 11 Kasım Babasını kaybettiğinde Cumhuriyet henüz 15 yaşında Bulu çağındaki gençti. Devletin bir bölümünde Atatürk'ün kaybıyla ilgili Cumhuriyet'in geleceği konusunda abartılı endişeler ortaya çıktı. Atatürk'ün birleştirici, karizmatik liderliğinin destek verdiği Cumhuriyet'in dayanakları yıkılacak mı? Ölüm ardından olağanüstü güvenlik önlemleri alındı. Mesela Milli Savunma Bakanlığı birliklere gönderdiği yazısında halkın tesirle heyecanından ve askerin alayda bulunmasından istifadeye kalkışacak bazı fena kimselerin uygunsuz vaziyet çıkarmalarına tedbir alınmalıdır. Öyle ki iktidar camide denetlenmeyecek kalabalıklardan çekindiğinden cenaze namazının kılınmaması istendi. Başbakan Celal Bayar'a göre cenaze namazının camide kılınması farz değil. Farzı kifayeydi. Profesör Mehmet Şerafettin Yaltkaya ve Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Rıfat Börekçi de aynı fikirdeydi. Neler oluyordu? 1938'de Türkiye'de olağanüstü günler yaşandı. Türk ordusu Hatay'a girdi. Dersim ayaklanması zor bastırıldı. Nazım Hikmet, Kemal Tahir gibi komünistler ayaklanma hazırlığında diye darbe kumpasıyla hapse atıldı. Birileri korku sopasıyla Atatürk sonrası Kemalist devleti dizayn mı ediyordu? Beyaz Türklerin büyük sırrı Efendi kitabımda yazdım. Atatürk'ten sonra İsmet İnönü'nün nasıl cumhurbaşkanı olduğu konusunda doyurucu pek çalışma yok, bol hamaset edebiyatı var. Bir yıl önce 1 Kasım 1937'de Atatürk tarafından başbakanlıktan uzaklaştırılan İnönü bir yıl sonra kuyudan nasıl çıkarıldı? Bu konuda yapılan tek yorum, Türk Silahlı Kuvvetleri ve onun başındaki Maraşal Fevzi Çakmak İnönü'nün Cumhurbaşkanı olmasını istediği şeklindedir. Buna eklenen cümle ise başka adam yoktu değerlendirmesidir. Bu size inandırıcı geliyor mu? Atatürk'ün başbakanlıkta istemediği birini Türk ordusu nasıl Çankaya Köşkü'ne oturttu? Üstelik Atatürk'ün yakın çevresine rağmen biliniyor ki bu çevre İnönü'yü hiç sevmiyordu. Şöyle oldu. Kitaptan devam edeyim. Askerleri harekete geçiren isim İstanbul'daki 1. Ordu Komutanı Fahrettin Altay'dı. Paşa, Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Asım Gündüz'e, Cumhurbaşkanı'nın kim olacağını sorup ordunun bu konuda tarafsız kalacağını öğrenince hemen harekete geçip 1. Ordu'nun kol ordu ve tümen komutanlarıyla toplantı yaparak adaylarının inönü olduğunu Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Asım Gündüz ve diğer ordu komutanlarına bildirdi. İstiklal Savaşı'nın önde gelen komutanlarından Orgeneral Fahrettin Altay'ın ordu üzerinde ağırlığı büyüktü. Genelkurmay Başkanı Mareşal Fevzi Çakmak, Orgeneral Altay'ın lobi yaptığından haberdar oldu. Ordunun kararına saygı duyacağını açıkladı. Ve CHP Parti Grubu Cumhurbaşkanı adayını belirlemek için hemen 11 Kasım 1938 günü Ankara'da saat 9.30'da acilen toplandı. Saat 11'de yapılan gizli oylamada İnönü 322 oy alarak Cumhurbaşkanı seçildi. Resmi tarihe göre rejim Kemalist devrimlerin yaşatılacağı ve Cumhuriyetinin aynı yolda sağlam adımlarla devam edeceği mesajını iç dış kamuoyuna vermiş oldu. İki solcu İçişleri Bakanı Şükrü Kaya ve Dışişleri Bakanı Tevfik Rüştü Aras dahil Atatürk'ün tüm çevresi tasfiye edildi. Kemalist devrimlere mesafeli Kazım Karabekir'le görevler verildi. Bu arada İnönü Cumhurbaşkanı olunca cenaze namazı krizi çözüldü. Cenaze alayına komuta edecek olan Fahrettin Altay, Celal Bayar'a sert çıktı. Bir olay olacağını sanmam. Bu gelenek olmuş dini vecibedir. Namaz kılınmazsa bu millet 50 sene sonra, 100 sene sonra mezardan çıkarır, namazını kılar. Sonuçta Dolmabahçe'de saat 8.10'da cenaze namazı kılındı rejim artık güvendeydi çünkü